Elimde geç, şaşkınlığımla çocuk devri derken sırdaşıma. Abi yavaş. Usulca açı verdi yanağımda. Fil Sultan'ı düşün anne. Şeyh Bedrettin'i, böğüreceği, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın. Beni burama arama anne. Kapıda adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne, ağlama. Saçlarına yıldız. Birliği, Almanya Federasyonumuz, Avusturya, İsveç, Britanya, Fransa, Danimarka, Belçika, Hollanda, Norveç, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti federasyonlarımızdan, canlarımız aramızdan, Romanya, İtalya ve Yol Televizyonumuz, Alevilerin Sesi, Türkiye Alevi Bektaşi Federasyonu Başkan Yardımcısı, İngiltere Alevi Kültür Merkezi de bugün aramızda. Sevgili canlar, bugün bir büyük canımızı, değerli canımızı, mücadele ve adaletin sembolü Turan Eser'i Hakk'a uğurlamak için bir aradayız. Turan Eser yaşamı boyunca halkların birliği, barış ve insanlık hakları için mücadele eden, her daim ezilen ve mazlumların yanında duran bir yoldaşımızdır. Sevgili Atış Abla, sevgili Yolcan, sevgili Turan ailesi, öncelikle başımız sağ olsun, sabırlar diliyorum, acımızı paylaşıyoruz. Yani çok şey söylenir ama bazen çok şey söyleyecek laf da bulamazsınız. Hani bizim piriler ne yapardı? Eyvesini alırdı. Köy köy, kasaba kasaba giderlerdi. Taliplerini ziyaret ederlerdi. Taliplerin müşküllerini çözerlerdi. Varsa sorunları onları hallederdi. Küskün varsa onları barıştırırdı. İşte bilgi birikimi neyse onu aktarırdı. Yol neyse, erkan neyse yürütülmesi için kendi sunulmuş olduğu sorun neyse fikirlerimiz, analarımız bunları yaparlardı. Dağ, dağ, taş, çamur, kış, yaz demeden bunu yaparlardı. Binlerce kilometre yürüyerek bunu yaparlardı. İşte geldik Avrupa'ya. Turan abi de böyle bir görev üstlenmişti, misyon üstlenmişti. Hepiniz bilirsiniz, Turan abinin bir tane omuzunda çantası vardı. Bir tane elinde el bilgisayarı vardı. Bir de bol bol notları vardı. Gittiği her yerde sadece o cemevinde bilgi birikimlerini paylaşmazdı. Aynı zamanda orada bir sorun varsa bir de onu çözmeye çalışırdı. Kendimin yine bir tarafa gitti. 20 yıldır son 10 yıldır aktif kendisiyle çok büyük bir muhabbetimiz, hasbihalimiz olmasından dolayı da çok da bilirim bunları, birebir yaşamış biriyim. Böyle meseleye bakarım. Türkiye Alevi Bektaşi Federasyonumuzun genel başkanlığını yaptı bir dönem Turan abi. Daha sonra Avrupa'da dokunmadığı cemevi kalmadı. Gitmediği cemevi kalmadı. Bu örgütlenmenin, 35 yıllık örgütlenmenin niyet taşlarından bir tanesidir Turan abi. Bizim ondan alacağımız çok şey vardı. Tam böyle hani çay demlenir ya. Tam o çayın böyle tadı olur ya. Dersiniz şu demlenen çayı içeyim dersiniz ya. Tam da o demlendiği anda maalesef kaybettim. İki hafta önce hastanede ziyaret ettim. Ya Turan abi geçmiş olsun, nasılsın, hani böyle cümleler kurarsınız. Ben daha cümlemi bitirmeden o bana projelerden bahsediyor.
yapacaklarından bahsetti. Yani akıbetinin ne olduğunu ondan başka daha hiç kimse bilemezdi. Ama buna rağmen bir vizyon bize gösterdi, bir perspektif gösterdi. Çünkü Turan abi bir yönetici değildi. Turan abi bir başkan değildi. Turan abi bir dava insanıydı. Dava insanı olmak çok başka bir şey. O bizim dava insanlığının bu toplum açısından ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Hele hele gençler onunla büyüdü. Gençlerimiz onunla alevili anlamaya, algılamaya, ne demek olduğunu çözmeye çalıştı. Bu nasıl bir dertin dermanı yoktu? Bedenimde değil ruhumda sızız. Görünmez bir yara acısı yoktu. Bedenimde değil ruhumda sızız oluyor. Ruhumda sızız oluyor. Ruhumda sızız. Bedenimde değil ruhumda sızır oluyor. Ruhumda sızır oluyor. Ruhumda sızır. Ruhumda sızır.